Evdeki Mucitler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta çok değer verdiğim bir arkadaşım var yanında. İsmi İpek. İpek inanılmaz bir projeyle karşımızda. Hatta küresel bir soruna da çözüm bulması belki muhtemel bir hale gelecek. Şimdi İpek'le konuşacağız. Merhaba İpek. Merhaba. Bizi kırmadın. Programımıza katıldın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikli olarak şu maket zaten başlı başına bir uğraş, başlı başına bir emek. Bunun için zaten tebrik ediyoruz seni. Sağ ol. Ama şimdi biz bu proje nedir sen bize bir anlat. Bu küresel bir soruna çözüm bulmayı amaçlıyorsun. Nasıl bulacaksınız bir anlat sen bize. Şimdi bizim amacımız burada ellerimizi yıkadığımızda çıkan gri suyu ve oluklardaki, çatıdaki oluklardan ve yerdeki oluklardan topladığımız yağmur sularına yer altında bulunan filtrelerden geçirip burada çöplerini arıtıp ardından burada kimyasal arıtma sistemine getiriyoruz. İnanamıyorum. Burada kimyasal arıtma sisteminde çöktürme işlemi yapıyoruz. Bir dakika o zaman hemen burada Guri'ye dönüyoruz. Guri, bu çöktürme sistemi nedir? Bize bir anlatır mısın? Çökeltme sistemi de diyebiliriz. Arıtma sistemlerinde kullanılan en yaygın teknolojidir. Sudan daha fazla yoğunluğa sahip katı maddelerin durağan koşullarda yer çekimi etkisiyle çöktürülerek uzaklaştırılması amacıyla kullanılırlar. Çöktürme havuzları ön çöktürme veya biyolojik ve kimyasal arıtım işlemi ardından son çöktürme amacıyla kullanılabiliyor. Özellikle atık su tesislerinde kullanılan en yaygın sistemdir. Aşağı gelen yani çöken çamurları da biz bertaraf merkezlerine gönderiyoruz. Burada çatılarda solarlarımız var, güneş panellerimiz var. Şurada siz de görebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, biz onlarla bu hidroforlar kilowattlık enerji tüketiyor. Evet. Ve biz de bunları bu güneş panellerinden almayı planladık. Ha, çok enteresan. Yani ben şunu anlıyorum. Yağmur suları ve tuvaletlerde kullanılan... Evet. Sular geliyor, evet. Kanalizasyon suları. Burada sizin bir fiziksel bir filtreniz var. Evet. Sonra kimyasal aşamalardan geçiyor, arıtmalardan geçiyor. Evet. Sonra ne oluyor peki? Sonra da biz bu yağmur suyunu arabaları yıkamak amacıyla kullanıyoruz. Ardından yeşil alanlar varsa onları yıkamada kullanıyoruz. Gri suyu ise pisuarlarda ve klozetlerde kullanıyoruz. İpek o zaman şöyle, gri suyu pisuarlarda kullanıyorsunuz. Evet. Yani el değmeyen sularda kullanıyorsunuz, değil mi? Evet. Yani. Diğerinde bitkilerde araç yıkamalarında kullanabiliyorsunuz. Evet. Peki İpek, yani bu çok gerçekten güzel bir fikir. Teşekkür. Şu an dünyanın ihtiyacı olduğu bir fikir bu. Bu fikir aklına nereden geldi? Bu fikir İstanbul'da yağmur suları ile kanalizasyon suları birleşiyor. Yani aynı yerde bağlanıyorlar. Ve böylece temiz su kıvamındaki yağmur suyu heba ediliyor. Yani değerlendirilemiyor. Ya evet. Ya, evet. Böyle bir sorunu buldum ve o sorunu da bu şekilde çözdüm. Evet. Peki şu anda bu maket. Önümüzdeki dönemlerde belki sen bunu hayata geçireceksin. Nasıl planların var? Şöyle, biz bunu daha kalabalık ortamlarda kullanmayı planlıyoruz. Çünkü kalabalık ortamlarda su kullanımı da fazla oluyor ve fatura da fazla gelmiş oluyor. Evet. Ama biz de bu sayede faturayı indirmiş oluyoruz. Faturayı indireceksiniz. Evet. Daha güzel bir dünya için bir adım atmış evet. olacaksınız. Aynen. Peki elinde sınırsız imkan var. Neler yapardın? Bu proje tamam hayata geçti mesela. Biraz daha böyle hayal et, biraz daha böyle aşırı düşün. Ne aklına ne gelir? Yani ben bunu evlere de koymayı düşünürdüm. Evlere koymayı evet. düşünürdün. Yani daha gelişmiş bir sistemle evet. evlere koymayı düşünürdün. O zaman İpek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür için. Ederim. Sevgili seyirciler, sizlerin de gördüğü gibi evdeki mucitler artık sınır tanımıyor. Yanımda İpek vardı bu hafta ve biz bundan sonraki haftalarda evdeki mucitlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Siz de eğitimlere katılmak istiyorsanız veya internet üzerinden eğitim almak istiyorsanız Türkiye İş Bankası'nın kod adı İşte Gelecek projesine katılabilirsiniz. kumbaradergisi.com internet sitesinde bu eğitimler ve başvuru formu da bu internet sitesinde sizleri bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. O zaman İpek hep birlikte bence bir hoşça kalın diyelim. Evet. Hoşça kalın.